Seliş! Kimsin? Seliş! Neredesin? Yukarı bak! Seliş! Dur gitme ne olur! Ne oluyor ya? Seliş! Seliş! Kalk kız! Seliş! Seliş! Kız kalk! Ne var aslında ya, ne var? En heyecanlı yerinde geldin girdin rüyama. Ay kusura kalma prenses. Bilsem bitmesini beklerdim. Tamam az bir şey kaldı, bitirip geleyim. Seliş! Gımıldama yoksa vururum. Bak tüm taşkınlar seni bekliyor. İstersen babama söyleyeyim, garga tulumba çıkarsın seni evden. Herkes benim bekliyor. Kız daha önceden niye söylemiyorsun? Söyleyeyim ya. Hadi gel tamam. Git geliyorum. Gel. Seliş haydi. Tamam. Söyle gardiyanım. Evet. Oğlum neredesin sen ya? Uyuya mı kaldın? Ne yaptın yine? Hiç uyudun mu demek istedin herhalde ha? Neyse hadi oyalama. Neredeysen gel çabuk. Şükür gelebildin yani. Geldim geldim. Galata kontrole başlayacağım şimdi. Hüsnü abla. Bu ne? Giysi. Kız kapakları giydirdim öyle cıvıl cıvıl mı kalsın benim kapaklarım? Görünmemiş ama yaratıcı. Devam Hüsnü ablam sen devam devam. Otları güzelce birbirine bağlayın. Konservelerin ağzını vakumlamadan önce depo boşluğunu iyi ayarlayın ha. Burası püf noktadır. Hiçbir konservede şişkinlik istemeyeyim. Üzerine etiketlerini düzgün yazmak da mühimdir. Daşkıran mı? Hayda. Daşkıran diye okunur. Taşkıran diye yazılır durmuş etikette şivi istemeyeyim. Çıkart şunu. Taşkıran mı? Ha. Bizim markamız Daşkıran. Değiştirmeyeyim. Ben sana sonra bakacağım durmuş. Olur. Bekleyeyim. Nicabi abi. İyi ayık lan. Çürük istemeyeyim. Sen merak etme. Hah, tamam kolay gelsin. Yine de çürük bırakmam ben seni. Tamam kolay gelsin. Sevgili taşkınanlılar. Canım hemşerilerim. Fatih Sultan Mehmet nasıl ki karadan yürüttüğü gemilerle İstanbul'u fethetmişti. Kim büyüttü? Kim büyüttü? Kız kim olacak? Ben büyüttüm. Hiç kendi kızlarımdan ayırmadım. Canım hemşerilerim. Şimdi geldim asıl duyuruma. Bu ordu günlerinde çeşitli kooperatifler, çeşitli toptancılar da katılacak. Hatta ben daha
Eskiden böyleydi, bunu böyle olacak. Diğerleri gibi heyecanlanmayayım. Kızım. Biz taş kıramlıyık. Taşı kırar suyunu çıkarırık. Yani böyle şamata yapmaya ihtiyacımız var mı? Niye öyle diyeyim baba? Şanımız duyulmasın mı? Hem kim biliyordu Amerika'yı keşfedilmeden önce? İstanbul'u keşfeden etmiş kızım. Bize kalmamış. Bizim ne işimiz var el alemin keşfedişinde? Hiç beni sürüm avrulara. İlle gideceğiz, sen de kendi yeniden gidersin. Baba, sana bir şey soracağım. Hı. Sen niye bu kadar istemeyen İstanbul'a gitmek? Yoksa benden bir şey mi saklıyorsun? Hı? Yok. Ne saklayayım? Ben köyden dışarı çıkmayayım ya hiç. Ondan. Zaten herkes gidince yaylayı kim bekleyecek? Gitmeyeyim işte, kalayım da. Babam. Yok. Babam. Yok. Yok. Baksana şu insanlara ne kadar mutlular. Hmm. Babam, hem ben ilk defa tüm yaylayı kalkındıracak bir anlaşmaya imza atacağım oraya gidince. Ama sen olmazsan ben ne yaparım? Hı? Anam. Sana bile yapınca tabii. Ne yapalım, öyle istiyorsan cehenneme bile giderik. Canım babam benim, canım. İyi haydi sallanma, ben caymadan iyi şeyler. Evren mevran hazırlat, haydi. Tamam babacığım, o iş bende. Bak, inan bütün İstanbul bize çok iyi gelecek. Aslan, neredesin? Kalk, yürüyoruz ki, gidiyoruz, gidiyoruz, hadi. Hadi oturalım. İyi gelecek İstanbul. Şu gelenin en az bir beşi bir yerde su vardır. Sen ne diyeyim buna? Emine, görgüsüzlük yapma, utandırma bizi. Vay efendim. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz Şenet Bey'ciğim. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Çok şıksınız. Hoş geldiniz efendim. Tebrikler. Allah nasip bahtiyar eylesin. Değil mi amca? Sen unutma. Yaz günü giyeceğin kürke dünyanın parasını vermişsin. Bize gelince bir gırarcık. Nasibetsiz, görgüsüz. Nasibetsiz. Babam işte. Görgüsüz. Baba ne yapıyorsun, onlar bizim misafirlerimiz. Sen karışma. Ayıp olayım. Sen karışma. Kendi işine bak. Bak senin oğlan şimdi yukarıda tavada hamsi palığı gibi zıplayıp duruyor. Bir bildiğin var. Ben diyeyim de. Baba. Ayıp olayım. Baba. Nereden bileyim, ne diyorsun? Kocandan biliyorum. O da böyle düğününde kaç koz edip duruyordu. Babasının oğlu ne olacak? Dünür. Baba, baba. Turgut. Baba. Bak dünürüne, bak dünürüne. Kaş göz edip duruyor. Eski günler geldi hatırına. Vallahi doğruya doğru hakim. Niye bayım? Turgutçuğum, babam işte. Sen değilsin Mehmet. Sen gökyüzünde bir uçurtmaydın lan. Kime veriyorsun oğlum sen iplerini? Bu sen değilsin. Kendine gel Mehmet. Kendine gel. Yapma bunu kendine. Yapma bunu kendine. Yapma bunu kendine. Uf,
Ay çok heyecanlıyım ya. Her şey yolunda mı ha? Biraz daha mı kabartsak saçımı? Tabii. Alo sevgilim. Ay pardon kocacığım. Anne. Bizim... Bizim seninle konuşmamız lazım bak. Ben... Aşkım senin sesin niye öyle geliyor bakayım? Heyecan mı yaptın sen yoksa? Anne ben düşündüm... Ay aşkım bir saniye. Kızlar, gelin çiçeğim nerede? Burada, burada. Burada şekerim, burada. Ay şu güzelliğe bakar mısın? Peki çiçeğimin güzelliği, ha? duamı da alsam mı artık, ha? Hani daha damat bir açacak, öpecek falan. Haydi duam. Hemen takıyorum Hande Hanım. Hande, biraz daha sessiz bir yere geçer misin? Bak, konuşmam gerekiyor benim seninle. Sana söylemem gereken şeyler var. Aşkım, sevgilim, bir tanem. Ben şu anda uzay boşluğunda bile olsam kalp çarpıntımın sesinden seni duyabileceğimi hiç zannetmiyorum yani. Tamam o zaman. Ben geliyorum senin yanına şimdi, tamam mı? Ya Mehmet gelemezsin. Hem hazırlanıyorum, ilgilenemem ki seninle. Hande, Hande, ne olur bak beni bir dinle. Eyvah, çok az zaman kaldı. Hadi aşkım oyalama beni, aşağıda görüşürüz. Öpüyorum, bye. Mehmet. Ya Mehmet hadi abicim ya. Oğlum bak heyecanlanınca doğada bir keçiler bir sen. İkiniz ölü taklidi yapıyorsunuz. Evet damadın kankasından damada kol... Hay Allah. Lan Mehmet bu ne hal? Oğlum sen beni delirteceksin mi lan? Uğur sana ne oğlum? Sana ne lan? Sen neden sabahtan beri zebellah gibi benim başımdasın? Oğlum şu yaka bağır açık, gömlek kırışık, her şeyin dışarıda. Hayır, damat sen misin, ben mi belli değil. Ben olmayayım da kim olacaksa olsun. Duyamadım. Boğuldum diyorum Uğur, ben boğuldum artık. Boş yapma güzel kardeşim. Gel bakalım. Al şu kol düğmelerini, sok gömleğini de içeri. Oğlum alem damat görsün lan, damat hadi. Dostlar, Romalılar ve Ordulular. Ne ediyorsunuz la siz? Oğlum ben bayıldım bu ordu dili ve edebiyatına. Bak dinle, dinle. Düğünümüz var, düğünümüz. Ha? Nasıl? Ah dur. Abi ceketin kaynananın özel isteği üzerine yıkandı, temizlendi, jilet gibi ütülendi. Seval teyze mi istedi? Aa yok, Uğur teyzen. Oğlum bundan hala kaynana mı var? Bir baksana etrafına. Sus bir oğlum. Zaten delirtecek beni birazdan. Kardeşim daha da kırışmadan giy bakalım şunu hadi. Hadi. Ver lan ver. Ver oğlum siz amma abarttınız bu işi. Ha? Yavaş. Tamam yavaş. Bir şey yok. Bir şey yok. Alt tarafı bir tane imza, bir tane evet. Ondan sonra bitti gitti. O kadar. İki evet, iki imzadır kardeşim o. Bir değil. Yanlışım var. Uğur. Bak bak bak. Şuna bak. Nasıl çişti böyle? Davul gibi oldu. Normal. Abi bir şey soracağım sana. Kanka biraz abartmıyor musun? Hani alt tarafı hayatın ipotek altına alınıyor. Lanç. Hem de bir ömür. Oğlum Hande beni tapulu malı yapacak ben. Yok oğlum. Bayağı taşınmaz. Sabit ben Hande'nin tapulu malı olacağım. Vallahi balkonunda diker buraya. Eline de yavrucakları verir. Sonra hoş geldin. Prangalı Mehmet Paşa. Ve güle güle. Lan basma adamın damarına Mehmet bir dur her şey. Mehmet. Bir yere mi gideyim oğlum? Aa, gitmeyin. Gitmeyin. Hatta senin bu oğlun o kadar sabırsız ki nikahım hemen kıyılsın diye odalara sığmayacağım. Evet. Ne diyeyim ula? Kaçır da. Oğlum sen niye hazır değilsin? Azdan az, çoktan çok hazır Emine teyze. Yani biz de böyle son hazırlıklarımızı yapıyorduk, iniyorduk şimdi aşağı. Ya siz neden benim oğlumun adına benimle konuşup duruyorsunuz acaba? Oğlum, iyi misin sen?
Annem, biz biraz konuşalım mı seninle? Olmaz. 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 Çünkü düğünden önce konuşmak uğursuzluk getirebilir. Uğursuzluk getirir. Emine teyze, ayrıca da bu kadar insan varken yani konuşmanın sırası mı bilemedim. Hı? Çocukların hakkı var. Hı. Düğün geçsin, bol bol konuşuruk. Bol bol konuşuruk. Tamam, hadi geç, geç, gel. Ne? Gökten mi düştü adam? O nasıl şey kız? Elma gibi. Uçurtma diyorum. Gökte süzüldü. Sonra hop düştü aşağı. Yani ne bu şimdi? Anlamı ne ki? Çoğu açık. Kısmetin uçurtma misali tependen aşağı elmiş işte. Sesi de çok güzeldi. Ne dedi? Zeliş dedi. Başka? Yine zeliş dedi. Ama çok romantikti. Biz de bunu masum masum uyuyasanik. Meğer rüyasında ekran devusuna çıkmış bizimki. Kız, yakışıklı mıydı senin şu uç uç böceği? Yani yüzünü seçemedim. Dağ gibiydi. Güneşi almıştı arkasına. Onu ilk önce böyle buramda, sonra buramda hissettim. Ya saçıma çiçekten taç bile taktı. Hani yüzünü görmedim ama nerede görsem tanırım gibi hissediyorum. Kız sen şimdi gerçekte görmediğin, rüyanda gördüğün adama mı aşık oldun yoksa? Bilmem. Anca rüyanda görürsün zaten. Böyle yakışıklı bir prens göklerden inecek de gelip tependen aşağı düşecek de nerede? Ama sabah bir uyandım, tepede bu uçurtma olan ne diyeyim? Poyraz diyeyim. Eğri rüzgar vardı bu, serin etti baya. O Poyraz benim kalbimi de esiyor be Aslı. Sen bilmiyorsun. Elbet çıkacak o adam karşıma. O uçurtma boşuna değildi, ben hissediyorum. Bak bak, sen burada iki saattir rüyanı anlatayım deme. Birileri orada rüya gibi düğün hediye. Maşallah, hangi kralın düğünü acaba? Ula biz daha altılı çay bardağı alamayız. Şunların ettiği düğüne bak. Nasip olur mu be? Bir gün rüyalar da gerçek olur be Aslı. Hadi bakalım. Bugün yeni hayatının ilk günü. Eski hayatımın son günü mü yani? Ya onu mu dedik bu oğlum? Hocacığım, çok yakışıklı görünüyorsun. Hem de benim sana bir şey söylemem gerekiyor. Hayatım, hani birazdan evleniyoruz ya. Acaba diyorum, evet dedikten sonra mı konuşsak karı koca olunca yani? Anne, ben karı koca olarak konuşmak istemiyorum. Ya bizim bir sorunumuz var. Sen gerçekten görmüyor musun bunu, ha? Anlamıyor musun anne? Sakın. Sakın bak Mehmet. Bana bunu düğünümde yapma, tamam mı? Sakın. Anne, sen düğünündesin ama ben cenazemde gibiyim. Stres bu ya. Düğün öncesi stres. Aynen, okumuştum daha önce. Bütün erkeklerde oluyor aşkım, merak etme. Tamam mı? Oluyor. Yüzüğün nerede senin? Yumsana biraz. Herkes bize bakıyor. Yanlış anlayacaklar aşkım.
Ya niye dikkat etmiyorsunuz evladım? Ya bu ne sakarlık ya? Bu ne dikkatsizlik ya? Biraz dikkat edin çocuklar. Dikkat et. Mehmet nerede? Nerede Mehmet? Mehmet nerede senin bu hergeli oğlun? Ne bileyim, boş olup uçmadı ya. Mehmet nerede? Bir bak şu Mehmet'e. Mehmet ya. Mehmet, Mehmet yakalayın. Ulan Mehmet ya. Yakacağım canını. Ne oluyor Mehmet? Turgut tabii ki. Şunu buraya. Oha! Atilla, neredesiniz lan? Damakta kaçak varsa bunun önemli bir anemi vardır. Demek sevmiyor kızı. Oh be! Oh be! Oh! Allah'ım dünya var bu sana. Anne gelme! Gelme! Ne olur gelme anne! Ulaşarak kızım evine. Rezil ettin bizi. Seni bir elime geçirirsen. Mehmet! Mehmet! Şu! La tırtın şunu! Mehmet! Mehmet! Mehmet bak pişman edeceğim seni. La atla getir şunu. Mehmet! 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 Ne oluyor orada be? Ya damat gelinden kaçıyor ya da düğün gecesi için o kadar heyecanlı ki gelini geride unuttu. Arkadan gelenlere bakarsak bence birincisi. Muhtemelen. Ben olsam var ya bir adım atmam arkasından. Giden gitmiştir. İnşallah altınları bırakmıştır. Zengin kızım bunlar, iki çeyrek üç gram altın bakarlar Allah aşkına. Ay yok artık. Atlayacak mı o? Ay. O tarafta akıntı çok boğulup gider vallahi. Beter olsun. Kız öyle gelinliğiyle ortada bıraktı ya, Allah'ından bulsun. Hiç tanımadığın adama niye beddua edeyim ya? Belki mecbur kaldı o da. Ya böylelerini var ya benim elime verecekler. Anasından doğduğuna pişman ederim. Hay be. Karizmaya gel. Adam ani şok kasırgası gibi yıktı geçirdi ortalığı. Elbet onu da yerli bir eden olur. Ha buraya yazayım. Tamam şimdi bulacaklar tamam. Ah, ay gitti be. Tamam. 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 Kuzum benim. Tamam, tamam gelir gelir. Eğer ben de bunu senin yanına bırakırsam Mehmet, bana da Turgut demesinler. Garaya çıktı mı acaba bizim bu Bond? O kim be? Kim olacak? Şu kaçak damat. Tam bir James Bond değil miydi ya? Bond centilmendi bir kere, onun gibi ödük değildi. Ayrıca inşallah yakalamışlardır. Ay ne vuruldun sen bu çocuğa ya? Garibim korkmuş işte evlenmekten. Aslı, bizim gelinden yana olmamız gerekiyor ama sen saatlerdir erkek yancılığı yapıyorsun ha. Ben empati kurmaya çalışıyorum canım. Kuramazsın canım. Göz göre göre düğününde terk edilen bir kadın varsa bizim tarafımız bellidir. Hiç merak etmiyor mu cidden? Yeter olsun. Ay yeter ama ya. Ya duyan da sen terk edildin sancak ha. Öylelerini rezil etmek lazım. Ha. Uğurcuğum,
Ya bu düğün Zede kardeşimizle bir konuşabilir misin? Mağdurmuş da kendisi. Ya oğlum bir sus. Zaten acayip sinirliyim. Ha bak görüyor musun? Bu da beni dövmeye gelmiş. Olur abi. O da olur. Oğlum zaten siz hepiniz nasıl bir Hande'ci çıktınız ya? İnanılır gibi değil. Neden bahsediyorsun oğlum sen? Herkes gördü olan biteni. Herkes şahit oldu. Hatta en az sen şahit oldun. Bak ben sana anlatayım mı asıl olanı? Sen kaçtın ya, kızı zor tuttular. Peşinden denize geliyordu. Baktı gidemiyor, çöktü kaldı olduğu yere. O bizim gıcık Hande var ya hani. Herkese üstten bakan, imajı için yaşayan Hande. Herkesin ortasında hıçkıra hıçkıra, hatta anıra anıra ağlıyor. Seval teyze var ya annesi. Kadın kızını mı teselli etsin, millete mi açıklama tamam, yeter. Yetmez. Daha annem var, babam var. Emine teyzem ya. Emine teyzem de çöktü kaldı bir köşede. Ne milletin yüzüne bakabildi ne de bir şey söyleyebildi. Sonra Turgut amca geldi. Babana bir kamyon laf saydı. Uğursuz. Adam ağzını açıp tek kelime söyleyemedi lan. Küçüldükçe küçüldü. O koskoca Akif Yamaner küçücük kaldı gözümüzün önünde. Daha anlatayım mı? Tamam, tamam. Tamam ya, yeter. Ben daraldım burada be. Gitme abi adamın üstüne. Olan oldu artık, tamam bundan sonrasına bakacağız biz. Bırak, bundan sonrası mı kaldı? Allah Allah. Bundan sonra biz senin yüzünden ne iş yapabiliriz ne de Akif amcanın yüzüne bakabiliriz. Ha bak. İşte böyle kardeşim, senin derdin şimdi belli oldu. Sen öyle iki saattir anlatıyorsun, yok Seval teyze, Emine teyze, Hande falan. Senin derdin hiçbiri değil değil mi? Senin derdin Akif Yamaner. Akif Yamaner musluğu kapatacak diye sen böyle dertleniyorsun. Herifteki pişkinliğe bak ya. Oğlum sen bugün sadece Hande'yi değil, sen aileni de terk ettin. Abartma Uğur, abartma. Tamam kızmışlardır, çok kızmışlardır ama o kadar da değil. Affedeceklerdir evet. Bırak ya. O kadar abi ya. Ya Uğur bir yerde haklı. Tamam şu an Hande'nin yanına yaklaşılmaz ama en azından sizinkilerin bir gazını alman gerekiyor. Hani şu yaptığın edebiyatı bir onlara da yapsan iyi olur abi. Feri, kız sen ne yapacaksın parayla? Oğlum için kenara koyacağım üstüne. Ne yaparsam oğlum için. Şakir abi, belki seni de evlendiririk ha. Senin kızın evleneceği yok çünkü. Ha sen kendi kızlarını evlendirdin de zeliş kaldı. Sen elindekileri düşün önce. Anne var, ben bu bekliyorum yapma ya. Kadın yüzümüze yüzümüze dedikodumuzu yapıyor. Kız sizin dedikodunuz halınız mı kaldı Allah aşkına ya? Her şey ortada. Görünen köy kılavuz istemiyor. Ben de yüzük alacağım İstanbul'dan dönünce. O ne ola? Ne edeceksin yüzüğü? Evlenirim belki. Ha. Kızından vazgeçmiş birini bulursan evlenirsin tabii. Kim ne yapsın seni ola? O nasıl laf? Nesi varmış durmuşum? Bak nur gibi çocuk. Ben de onu diyeyim işte. Bir şey yok. Zeluş. Sen İstanbul'dan önce ne edeceksin bakalım? Var benim de bazı planlarım. Paranın yeri hazır diyorsun yani. Sana ne Fikret? Banker olduğunda haberimiz mi yok? Yok, ben şey için dedim yani Şakir abi. Haydi, çok oyalandık. Sabah yolumuz var. Haydi, yürü, ha. Yürü. Hadi bakalım, hadi, hadi, hadi. Cabe abi, ne ettiriyoruz? Bitirmişsiniz ya. Emine sen de ağlayıp durma. İyi akşamlar. Nasıl oğlum benim? Nasıl oğlum benim? Neredesin lan sen? Ay ne yaptın sen? Nerelerdeydin ben seni çok merak ettim canım. Ne oldu? Tamam. Emine şımartma şu herifi. İstersen bir de sırtına havlu koy. Doğru dedim bakalım. Üşümüştür şimdi benim oğlum. Çok koştu. Çok ıslandı. İyi. Üşünme sen bari. Gel. Gel oğlum. Gel. Gel otur böyle. Ay Emine sen beni delirtecek mi ya? Ha? Senin oğlun kaçtı. Nereden kaçtı? Rezil etti hepimizi.
Gidip bu işi hemen temizliyorsun. Baba, bak ben de bu yüzden geldim zaten. Ben önce sizden özür diliyorum. Sonra özür dilemem gereken kim varsa sırasıyla dileyim. Mevzu kapansın. Ben sana demedim mi? Oğlum dayanamaz, hatasını telafi eder demedim mi? Eşek gibi edecek tabii. Hemen temizliyorsun bu işi, düş önüme. Çabuk. Baba, bu kadar çabuk mu? Yarını bekleseydik en azından. Nikah memurunu yarını ancak ayarlarım. Hemen halledeceğiz. Neyi? Ya neyi diyor ya? Nikahı diyorum. Nikah memurunu sabaha ancak ayarlarım. Hande ile nikahınız kıyılacak. Bir dakika. Bakın siz beni yanlış anladınız. Ben oraya gideceğim. Onlardan sadece özür dileyeceğim, bu kadar. Emine, ne diyor bu herif ya? Oğlum sen ne diyorsun ya? Sen ne konuşuyorsun? Ne diyorsun sen ya? Dur, dur. Girişte iyi başladı da sonra saçmaladı hakikaten. Oğlum, Hasan oğlum bak bana. Sen şimdi gideceksin, o kızdan özür dileyeceksin. Sonra da yarım bıraktığın işi tamamlayacaksın. Ha? Anlaşıldı. Benim buraya hiç gelmemem gerekiyordu. İyi akşamlar size. Mehmet! O kapıdan çıktın mı bir daha geri gelemezsin. Canın sağ olsun babacığım. Annem dışarıda görüşürüz biz. Sen bunun ne demek olduğunu bilin mi? Seni mirasımdan, bütün servetimden men ederim. Bak bu Akyaka'da kurmak istediğin iş var ya, unut onu. Benim senin gibi oğlum, oğlum yok. Benim elin herifine verecek 5 kuruş param yok. Hadi şimdi git. Hadi git. Eyvallah baba. Canın sağ olsun. Yapma. Yapma oğlum. Üstümde yapma. Kalmasın. Yapma. Baba. Bak benim bunları seviyor olmam, bunlarsız yaşayamayacağım anlamına gelmiyor. Ama sen göreceksin. Ben eninde sonunda o tesisi kuracağım. Sen de göreceksin. Benim param olmadan bu dünyada hiçbir şey yapamayacaksın. Görürüz. Sen de görürsün. Mehmet'im. Mehmet! Bak tıpış tıpış geleceksin buraya! Nereye uşağım? Babam anlatır sana dede. Ne oluyor burada? Erkeğim, yakışıklım. Gel bir öpeyim lan seni. Gel usta. Oy, kurban olurum. Ne kokuyorsun lan sen? Parfüm. Parfüm mü? He. Hiç sürmezdin dün.
Ha İstanbul'a gidiyorsun diye şimdi parfüm mü sürün? Kafana ne sürdün ulan sen? Saç köpüğü. Kızlarım vardı, kullanayım dedim. Kötü mü olmuş? Vallahi var ya, tepeye bir vururum, pekmezi akıtırım, kopya mepya kalmaz saçığına. Allah Allah, nereden huy edindin sen bunları ya? Sen İstanbul'a bizim mallarımızı satmaya değil de kendini pazarlamaya gidiyorsun herhalde Fiko. Aa, anne abartma ya. Babam birazcık özenmiş işte. Kızım, İstanbul'u kendi değil de böyle ismi bile babanı değiştirdi, bir hallere girdi bu adam ha. Bilmeyeyim Hüsnü, bilmeyeyim. Bu aralar aklım çok karışık. La bir de yüzüme söylüyor, ağzı kuzu dağıtırım seni. Neye karışıyor? Aklın mı vardı? Aklın karıştı senin. Olmayan aklın nasıl karıp var? Gel lan buraya dağıtırım seni. Hadi derim geben de. Öldürürüm lan ben seni. Hüsnü abi ne yapıyorsun, gider ayak? Kıskanma, kaldırık kavurmam. Ben senin üstüne gül koklarım hemen. Ha? Koklamaz mısın? Yok, koklamam. Ah, vallahi de. Vallahi. Gel bir öpe basalım. Gel hadi bakalım. Tamam, olur. Canım benim. Haydi gidelim herkes arabalara, haydi. Haydi, haydi. Kasaya mı? Kasaya mı üstüne? Haydi. Haydi gençler, haydi. Oğlum. Hüsnü teyzen üzmek yok, tamam mı? Akıllı olacaksın, yaramazlık yapmayacaksın. Ben de hemen gidip gelecek. Tamam mı güzelim? Haydi bakalım. Haydi. 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 Devam. Çal. 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 Haydi. Haydi Çakır abi. Beri Hanım. Siz de bizimle mi gelin şeyse? Yok ben rahatsızlık etmeyeyim. Rahatsızlık olur mu? Buyurun, buyurun, buyurun bir. Teşekkür ederim. Ay baba. Hadi kızım. Günaydın. Da. Hayırdır kardeşim? Nereye böyle? Ben bu saçmalığa daha fazla katlanamayacağım. Vay. Öküz öldü, ortaklık da bozuldu diyorsun yani. Ha tesis yoksa sen de yoksun. Ben bu bencil herife yokum abicim. Daha da geç olmadan İstanbul'a gidip kendimi departman müdürü affettirmem lazım. Ne bileyim belki alır yeniden işe. Vallahi Uğur'cum iyi hoş adamsın da. Çok fevrisin kardeşim ya. Ya neyse ne, ben uzuyorum, İstanbul'da görüşürüz. Dur. Tamam, nereye gidiyorsun oğlum ya? Tamam, bir kahveni iç, bir sakinleş. Ben bir Mehmet'i çağırayım. Bir oğlum istemiyorum, konuşmak da istemiyorum, kahve içmek de istemiyorum, anladın? Şimdi sabah sabah ağlamalarını çekemeyeceğim, gidiyorum. Dur, tamam. Tamam. Kredi kartım bendeydi. Geçen benzinlikte verdin ya, ben küçük de bir alışveriş yaptım. Onu bir getireyim mi? He? Tabii ki getir Kıvanç. Tamam, kahve? İstemiyorum abi. Hadi Mehmet uyanmadan gideceğim diyorum. Çabuk. Tamam. Gitmiyorsun bir yere. Oğlum hadi. Tamam. Tamam. Allah Allah ya. Ulan bir daha bu ordunun yanından geçersen bana da Uğur demesinler. Uğur. Mehmet yok. Normal. Bizi de terk etmiş demek ki. Hayır oğlum öyle değil. Telefonunu, cüzdanını falan bırakmış. Bir şey gelmiş olmasın başına? Ulan Mehmet. İstediklerinizin hepsini hazırladık. Yoldayız zaten. Geliyoruz. Bekliyorum. Peki, iyi günler. Oy babacığım valla. Her şey hazır. Sözleşme de tamam. İmzayı da atacağız. Sonra satmaya başlayacağız inşallah. Adam alacaksa adam satsın. Ne yoruyor biz uğurlara? Öyle mi baba? Adam bize iyilik hediye. Ya biz satalım ki diğer kooperatiflerle ilgilenen adamlara da tanışalım. Sabah akşam çalışacağım mı? Bu sene sizi
Seneye de sizinle beraber aşağıki gölleri çalıştıracağım. Oo. İnşallah Zeliş. Sen de köye kan geldi, can geldi vallahi. Buz hiç bağ çekmemiş. İyi de çekmemiş. Çabuk satar mıyız Zeliş? Vallahi Peri abla izdiham bile çıkabilir. Böyle balığı, böyle reçeli, böyle yağ, fındığı nereden bulacaklar başka? İyi, iyi. Çabuk da dönerik değil mi? Yok, öyle hemen dönmek yok. Hı? Ayasofya, Sultanahmet gitmişken hepsini gezeceğiz. Siz rahat edemediniz İzmir'de. Ay, niye rahat etmeyeyim Şakir Bey? Aşk olsun. Olsun. Rahat olsun diye... diyemedim. Ziya var. Yok. Bu başka bir şey. Nasip. Aha. Adam dişi. Adam dişi. Adam. Ulan bu uçurtma da değil lan. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Bu ne oğlum? Güzel, iyi misin? Hicabi abi, araba devrildi. Araba devrildi. Ne diyorsun? Hicabi abi. Dur, Hicabi abi. Hicabi! Bakalım. Evet. Nazlı, Nazlı. Dediğin kurtulacak mı? Sensin Nazlı. Kaç kere diyeceğim sana, iş yerinde Naz diyeceğim Badi'ye. Evet. Tamam. Nasıl bayılmış bu adam? Gökten düşmüş doktor bey. Naz Hanım, elma mı bu? Hele bu yazdım, bak ona nasıl çakacağım ben. Kız, duyacaklar. Tamam. Naz Hanım, çok acil kan alıyorsun. Tamam mı? Gelen merkeze tahlil için gönderiyoruz. Vücutta herhangi bir yaralanma görünmüyor. Ama
biz işimizi sağlam alacağız, tamam mı? Hadi bakayım, hızlı bir şekilde, hızlı hızlı. Hemen hallediyorum. Hadi bakayım. Hey, Serdar Bey arıyor. Ne diyeceğim ben şimdi ona? Aç, aç. Alo Serdar Bey. Konumu mu attınız? Yani gerçekten gerek yoktu. Serdar Bey, biz bir kaza geçirdik de... yok, herkes iyi, bir sıkıntı yok. Ama mallar... biraz kötü durumda ama siz bize birazcık vakit verirseniz biz hepsini alo? O kim gı? Sen yüzüne telefon kapatıyı. Ne yapacağım ben şimdi? Nasıl kalkacağım bu yükün altından? Üzülme gı. Sen mi istedin böyle olmasını? Onca insan, onca mal. Ben bunun hesabını nasıl vereceğim şimdi? Ya adamı düşerken gördün de düşeceği yere gamletimi çektin. Kaza oldu da. Herkes bana inandı, herkes bana güvendi. Ne yapacağım ben şimdi? Aslı ben nefes alamıyorum. Ben nefes alamayayım, ben kötü oluyorum. Aslı ben gidiyorum. Zeliş, iyi misin Zeliş? Aha. O güzel uş. Uşak nasılmış? Bakiler. Kimmiş? Neyin nesiymiş? He. Bilmiyorum vallahi Ati. Bittik biz, bittik. Ne edecek şimdi? Ne edecek? Bir bardak soğuk su içecek üstüne. Zeliş direksiyona sahip çıksaydı... ...oradan aşağı tıkır tık bak gitmezdik. Suç bize. Güvenmeyecektik Çiğdem'e kıza. Ordunun nesi vardı? Ayıptır ya, sen ne diyin? He, ne diyin? Şşş bana bak. Zeliş gelip kooperatiften anlaştım deyince yere göğe sığdıramadınız da kızımı. Ne oldu şimdi? Siz ne diyorsunuz ha? Gökten adam düşmüş. Her gün mü düşüyor? Ne olursa olsun, şoförün gözü yolda olacak. Ya git. İyi, bir daha gel sen kullanırsın şu mayer. Görmüyor musunuz kızın halini? Hala üstüne gidiyorsunuz. Var olsun da gaza yapmayaydı, iyiydi. Bak hala konuşuyor. Aslı dur, dur. Haklılar. Ben bileyim ne yapacağımı. Eyvah! Zeliş. Eyvah! Zeliş. Zeliş. Dur. Zeliş dur. Dur diyeyim Zeliş, delirme ya. Dur. 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 Ne bu gürültü? Buranın bir devlet kurumu olduğunu unutmayalım. Unutmayın. Doktor bey, bizim buyurun. İçeride bir alacağımız vardı. Onu bir al çıkalım. Hayır efendim. İçeri girmek yasak. Oğlana bir şey mi oldu? Şu an bir şey yok. Ama bazı tahlillerin de yapılması gerekiyor. Tamam işte siz de tamam. Değilsiniz, bir şey yok diye bir beş dakika biz girelim. Bana bakın. Hasta bu gece bizim gözetimimiz altında kalacak. Beyin travması geçiriyor olabilir. Beyin. Yahu siz hastayı öldürmek mi istiyorsunuz? Allah korusun. Değil mi? Hasta içeride baygın zaten yatıyor. Doktor beyciğim, acaba diyeyim ne zaman uyanır? Vallahi bilmiyorum. Ama umarım ki en yakın zamanda uyanır. Yoksa sizi bir sürü sorgu ve sual bekliyor demektir. Yok. Bunlar şey mahvetti, gitmemiş gibi bir de bize suçu çıkartacak bu baba. Ya bakın. Ben olaydım aslında bize. Hayır, siz böyle yaparsanız tamam. Ben jandarma çağırmak zorunda kalacağım. Rica ediyorum. Tamam. Çağırma kimseyi, içeri girmeyin. Tamam. Nazanım, hastamız size emanet. Eğer sizi de zorlarlarsa jandarmayı çağırmaktan çekinmeyin. Tabii. Aç. Canım çık ya. Aç. Aç. Üstünden bir şey çıkmadı değil mi bunun ne? Yok Zeliş, hiçbir şey yok adamda. Abla, bir şey olmaz adama değil mi? Bilemeyiz. Bekleyip göreceğiz. Zeliş. Kim bu? Gel. Sakin. Azıcık sakin ya. Azıcık sakin ya. Günaydın. Günaydın.
Bana bak. Aramadın o hayırsızı değil mi? Yoo, aradım ama açmadı. İyi alt ettin. Çok güzel ettin. Biz has uşak olsun, burnu sürtülsün diye uğraşıyoruz. Sen hala peşinden koşuyorsun. Emine, bir de aramayacaksın. Aramayacaksın. Duymayacağım. Aramayacaksın. Bana baksana sen. O kadar da değil. Anam. Ne oldu? Eyvah, eyvah, eyvah. Ne oldu desene? Eyvah, eyvah, eyvah. Ha, ne oldu? Ya ne olacak ya? Ne olacak? Rezil etti bizi. Her yere manşet manşet, duymayan kalmasın diye bak. Anam. Oy. Anam, oy. Anam, anam. Şimdi herkes Mehmet'ime düşman olacak. Ya ne yapacaklar Emine? Elini mi sıksınlar, tebrik mi etsinler ya? Ya sen hiç düşünmüyor musun? Bu kızın onuru, haysiyeti, gururu yok mu? Bunun ne olacak demiyor musun ya? Bizim dostlarımız, benim iş ortağım. Ne yapacak? Günaydın. Günaydın. Günaydın baba. Ula Akif, bu senin oğlanın alıklığı aynı sahabesi. Biliyor musun? Madem kaçacaksın. Altınlar al, böyle kaçsana. Ya baba, biz neyin derdindeyiz? Sen hala altın deyip duruyorsun. Elbette altının peşindeyim ya. Biz ordunun yarısına altın taktık. Bizim düğüne gelenlerin altınları cebinde kaldı. Nasıl toplayacağız o altınları? Tamam baba. Koy kızım. Ben sana altın alırım, bulurum, getiririm, toplarım. Kimin parasıyla kimin altınını alıp getireysin sen be? Emine! Nereye gitti bu yine ya? Kim? Emine teyze. Haberleri gördü herhalde. Her yere yayılmış. Tamam sus, sus bak, dokunma. Oğlum şu haberleri de okumayı bırak artık. Oğlum nasıl okumayayım ya? Görmüyor musun bak? Yılın düğününde rezalet. Damat kaçtı, gelin kovaladı. Oğlum bir de kızın öyle bir koşarken fotoğrafını koymuşlar ki. Cık, ne yapacak bu kız ya? Yok abi, ben gidiyorum. Baksana herif için telaşlanıyoruz. Çarşaf çarşaf haberleri çıkıyor. Bir şey olmaz onu bu saatten sonra. Oğlum bir dur. Dur, nereye gidiyorsun ya? Ne yapacağım ben oğlum burada tek başıma? Akif amca bir yandan, Emine teyze bir yandan. Nasıl hesap vereceğim? Oldu ya. Beyefendi ortalıktan kaybolsun. Ailesine hesabı biz verelim. Bu mudur? Tamam. Tamam, haklısın ama bir sakin ol. Bir otur, bir otur. Tamam, bir sakinleş. Şöyle sert bir kahve koyalım kendimize. Bak, Mehmet'ten haber gelsin. Sana söz veriyorum, kendi ellerimle uğurlayacağım seni. Ama ben, beni burada böyle bırakma oğlum. Ne yaparım ben ya? Bir kahve içelim ya. Kahvemiz gelsin. Bir, yani kahve olsa da içsek. Ha? Ne diyorsun? İyi, ben yaparım. Kardeşim benim be. Oğlum kahve nerede? Aynı yerdedir oğlum ya, Allah Allah, ne bileyim. Oradadır. Bak bir, biraz araştır oğlum. Aa. Tamam, buldum. Sana yaşattıklarım için gerçekten çok üzgünüm anne. Binlerce defa özür dilerim. Lütfen affet beni. Pislik ya, pislik! Bir kuruşun affettirebileceğini mi zannediyorsun ya? Rezil ettin beni ya, rezil ettin. Rezil. Rezil oldum ya. Rezil ettin beni. Nefret ediyorum senden. Nefret ediyorum, pislik. Ne diyorsunuz adını, ha? Tanıyacağınız mı? Belli ki buralardan değil. Onu nereden bildin baba? E buralı adam uçar mı kızım? Uçmaz mı? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz uçar mı, uçmaz mı? Hadi.
Zeliş, iyi misin? Bir şeyin yok değil mi? Hiç. İyiyim, iyiyim. Ne oldu? Bunun için mi geldin? Ya konvoy kaza yaptı dediler. Arabaya nasıl bindim, buraya nasıl geldim bilmeyeyim vallahi. Vara, sana bir şey oldu diye çok korktum kız. Ha, iyiyim. Geldin gördün işte, iyiyim. Hadi sen güle güle, buralarda da çok dolaşma. Zeliş. Ben bir şey için daha geldim buraya. Mallar telef olmuş diye duydum. Ne oldu? Çok mu hoşuna gitti? Yo da. Üç gün içinde borcumu nasıl ödeyeceğim merak edeyim. Üç gün mü? Haftaya diye konuşmadık mı biz? O malları satacağım dediğin için öyleydi. E bekleyeyim bekleyeyim, birkaç gün daha bekleyeyim diydim ama. E şimdi işler değişti. Ne değişti ya, ne değişti? Sen bana söz vermedin mi? Ben sözümdeyim. Kimseye de bir şey demeyeyim. Ama benim paramı da düşünmem lazım. Para yok, mal yok. E yarın alacaklılar kapıma üşüşür. Bunlar üşüşmeden önce benim hesabımı görmem lazım. Ya sen ne pis herifsin ya, sen ne pis bir herifsin. Anlayış göstereceğine gelip bir de akbaba gibi üstümüze çakıyorsun. Hiç mi utanma yok senin? Ben esnaf adamım Zeliş Hanım. Ticarette utanma olmaz. Üç gün içinde 500 binimi isteyeyim, ona göre. Yoksa? Yoksa bir şey olmaz. Bir gün babam bahçeye gider. Bir bakar ki bahçe benim. Ne olduğunu anlamadan gerisin geri eve döner. Bir bakar ki Zeliş kızı senet karşılığı evi de bağ vermiş. Ne oldu? Zeliş Hanım'ın verecek bir cevabı kalmadı mı? Yok mu? E hadi bana eyvallah o zaman. Kuşum, çok mu dertlendin sen? Yine dalından şeytanları taşlıyor. Baksana, Soner'e mi gidiyor bu taşlar yoksa? Gördüm demin, konuşuyordunuz. Niye gelmiş o kelek turşusu? Neye olacak? Geçmiş olsun demeye gelmiş. Maşallah, taş kıran gara haber muhabiri gibi bu herif. Hemen bitiveriyor. Ondan mı yüzüğünü eşittin sen böyle? Sen Soner'i Moner'i boş ver de. Sana bir soru. Sen yamaç borçlu yapayım mı? Yok, yapmayayım. Hı. Bildin mi? Aferin, doğru cevap. İkinci soruya geçiyor. Ben yamaç borçlu yapayım mı? Cevap vereyim. Hı. Hayır. Neden? Çünkü paraşütümüz yok. Paramız yok bizim. Fakiriz kızım, biz fakir. Paramız yok. Olabilir. Bizim de koskoca yamacımız var. Ha, atla bakayım ne oluyor? Kızım, fakirin yamaçtan atlamak için sadece bir hakkı vardır. Hah, zengin de öyle mi? Parası bitene kadar atlama hakkına sahiptir. Böyle şeyler zengin eğlencesi. Doğru mudur Aslı? Ben şahsen ikna oldum. Hı. Doğrusu öbürünün başına. Ya, kız! Deli zemberek, nereye gidiyorsun yine zembereğinden fırladın? Öldüm mü ben? Hayır, hemşireyim ben. Kurtuldunuz. Ne oluyor ya? Ağır mı sandınız buraya? Hani ölmemiştim ben. Melekler gelmiş. He, meleğim ben. Ama ölüm meleği.
Ne yapıyorsun be sen, manyak mısın? Çok konuşma, bak bir yanağın daha var. Delirdin mi sen? Ha? Ne yapıyorsun? İndir bakayım pencereni, çıkın dışarı. Bırak beni. Bak bırak, ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Ya. Banka soyuyor. Bırak. Kız deli. Ya ne parası ne bankası? Ya. Gel buraya. Ne gelmem. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Benim kapanacak bir hesabım var. Bırak. Bana bak, elma mısın, armut musun, nesin? Öyle bedavadan tepemize düşmek yok. Açtığın zararı çatır çatır ödeyeceksin. Nasıl alamıyorum? Bak bırak hepsini. Alsanız da şunu başından, nefes kılamıyorum. Müsabaka mı izliyorsunuz? Gelip söküp alsanıza şunu. Bırak. Çek. Bağış beni. Ya ilişmeyin. İlişmeyin, zararımı ödesin, öyle inerim üstünden. Yoksa karabasan gibi üstünde kalırım öyle. Nasıl alamıyorum? Çek. Çek. Ödüyor mu? Ödemiyor mu? Ödüyorum. Neymiş? Nereden biliyor bu para? Cebinde parasının oldu mu? Belki bizden de garibandır be. Ya bizden garibanı yamaçta paraşüt mü yapar? Baksana cebindeki ağır gelmiş ki tepemize düştü. La çek. Çekil bakayım. Çekil. Çekil kenara. Çekil. Çekil. Zeliş. İn herifin üstünden. İn bir daha dedirtme. Ne yapıyorsun kızım? Hı? Ha bunu boğacaksın da ne olacak? Ne geçe geliyorsun Zeliş? Ölüsüyle mi ödeyeceksin hayatı? Siz ne diyorsunuz ya? Ha? Ne zayiatı, ne parası? Ben ne yaptım size? Bak, bak, hala ne yaptın diyor. Sen kimsin arkadaşım, ha? Ecel gibi böyle çöktün, benim tepeme canımı almaya çalışıyorsun. Bu insanlar kim? Asıl sen kimsin, kimlerdensin? Söyle de eğer paramızı vermezsen hısmından tahsil edeyim paramı. Söyle diyorum, kimsin? Bilmiyorum. Ne? Bilmiyorum. Yok. Ya hatırlamıyorum ben kim olduğumu. Bilmiyorum. Bekliyor. Kafa gitmiş adamda. Paralar da gitti. Bekliyor. Ha. Hadi bakalım. Umarım kızın gözyaşlarını silebilmişsindir kardeşim. İşte. Bir kuru özürle paçayı sıyıracağını mı sandın? Hiç mi utanmadın ya özür dilerim yazarken? Haysiyet olur adamda, biraz şeref olur diyeceğim ama adam değilsin. Unutmuşum. Oha. Üstüme alınmamalıyım. Üstüme alınmamalıyım. Sen mi geldin oğlum? Hiç fark etmedim ya. Oğlum sana bir iyi bir de kötü haberim var. İyi haberi alayım. Mehmet'in izini buldum. Yamaç paraşütü yapmaya gitmiş. Oh be. Abi bu çocuk özgürlük diye diye kafayı yiyecek ya. Hande'yi hepimizi perişan edip uçmaya mı gitmiş o? Tesise konuştum. Sabah uçmuş. Gidişi o gidişi oğlum, bir daha gören olmamış. Al bu da sana kötü haber. Ne diyorsun oğlum sen? Sabahtan beri kaç saat oldu? Ne demek haber alınamamış ya? Nerede oğlum bu herif? Dağın başına mı çakıldı? Ne oldu? Bilmiyorum oğlum, bilmiyorum da artık kırmızı alarm vermenin zamanı geldi.
Ben ailesini arayacağım. Saçmalama. Ortalık zaten karışık. İyice yangın yerine çevireceksin ya. Emine teyze kalpten gitsin mi istiyorsun? Biraz mantıklı düşün oğlum. Allah senin cezanı versin. Allah senin cezanı versin. Üzgünmüş. Sen benim kadar üzgün olabilir misin acaba he? Ne oldu? Bir klozürleri atlattın mı sen şimdi içine? Bir klozürleri atlattın mı? Ya bu kadar mı değersizdim ya ben senin için? Bu kadar mı değersizdim? Nefret ediyorum senden. Anne bana olan çoktan oldu, benim canım yanar mı ya, yanar mı? Yavrum bırak, sakin ol. Sakin ol kızım, ardına bile bakmadan kaçan adamdan hayır mı gelir insana? Değmez kuzum, vallahi değmez bak, değmez annem. Ya acaba bu dünyada böyle benim gibi bunlarca terk edilen başka biri var mıdır anne? Allah'ım sen benim kızımın aklına mukayyet ol yarabbim. Sen benim kızımı koru Allah'ım. Tiksinerek kaçtım ben de anne. Ya ben bu kadar mı sevilmeye layık değilim ya? Aptal mıyım? Kötü müyüm? Anne çirkin miyim ben? Çirkin mi? Hiç olur mu öyle şey? Kızım sen dünyalar güzelisin. Yavrum benim. Bak ben senin yanındayım. Baban da yanında. Biz seni çok sevdik. Ya anne ama ben Mehmet'in sevmesini istiyorum. Of Allah'ım. Allah'ım ne olur bütün bunların hepsi bir kabus olsun. Ne olur Allah'ım yarın sabah uyanayım Mehmet yanımda olsun. Anne ne olur Mehmet yanımda olsun. Anne ben Mehmet'i istiyorum ne olur. Şu Allah'ın işe bak. Kısmet geldi senin kabağın düştü ama kim olduğunu hatırlamayayım. Yarım kısmet oldu sanki bu kız. Ya bırak Aslı ya. Ne kısmeti bu bildiğimiz bela hem de kara bela. Belalar bu kadar yakışıklı olduysa boyuna bulaşalım bacım. Bağ uyar. Ha. Sen geç dalganı geç. Zararımıza ödeyemeyince de böyle şakalar, komiklikler yaparsın artık. Yahu toprak bizim, tohum bizim. E köylü de bizim. En önemlisi sen bizimsin Zeliş'im. Yine çalışır, yine yaparık. Daha güzelini yaparık. Dert etme bu kadar. Ya ben daha iyisini, daha güzelini istemiyorum. Ben telef olan ürünlerimi istiyorum. Kızım, cana geleceğine mala geldi da işte. Bak adamın kafası gitmiş, kim olduğunu hatırlamayı. Onun derdi bizden daha büyük. Bir de tuttun marazlı adamı dövdün. Ne kadar ayıp ya. Sesini stajyeri kadar geliyor. Dikilmişler bir de kapının önünde. Hadi dağılın evlere, boşaltın dükkanı önü. Ben hiçbir yere gitmeyeyim. Aha da burada nöbetteyim. Ben nöbetçiyim zaten bu gece, tamam mı? Hani olur da bir şey olursa ben ilgilenirim tıp insanı olarak kendisiyle. Size lüzum yok. O benim bileceğimmiş. Ben bu adamı gözümün önünden ayırmam. Hem ben şuraya bir yere tünerim. Şişt. İkna et şunu. Kız ne o? Bana bak. Sen vallahi bakmalara doymadın bu sarı çizmeli Mehmet Ağa'ya. Ya ne alakası var ya? Ben eşeğime sağlam kaza bağlayayım da sonra eşek eşeklik edip kaçmasın diyerekten. Bekliyorum yani. Yahu adamın zihni tertemiz. Yerini yurdunu hatırlamayın. Nereye gidebilir? Evet, evet. Eksik olmayınız. Siz de halden anlarsınız. Ama bir haber görürsem... Ha bak külahları değişiriz sonra. Tamam teşekkür ederim işbirliğiniz için. Teşekkürler sağ olun. Ne diler? Hallettin mi? Kabul ettiler mi? Kaldırırlar mı o dansız haberleri internetlerden? Sıkıysa kaldırmasınlar Emine. Akif Yamaner karşısında dağ taş hizaya giriyor titriyor. Ama senin bu oğlun ne utanması var ne arlanması var. Akif! Turgut.
Gel otur kardeşim, gel. Emine bize bir kahve yap. Kahve höpürdetmeye gelmedim la ben buraya. Nerede senin o ciğersiz oğlum? Çağır şunu gelsin buraya. Turgut, bir sakin ol. Bir dostça bir konuşalım. Gel bir otur. Dostluk, maslak mı kaldılar? Ne dostluğu? Ne dostluğu? Sizin oğlunuz benim kızımı bütün Karadeniz'e rezil etti. Utancından yerin dibine girdi çocuğu. Hande'nin utanacak nesi varmış? Ha? Yerin dibine girecek, utanacak biri varsa benim oğlum Mehmet. Oğlum diyorum ama doğmasaydı da yaşatmasaydı bugünleri bize. Şişt, öyle deme bey. Onun başına bir şey gelirse en çok sen üzülürsün. Üzülürüm tabii. En çok ben üzülürüm. Adam olamadan gitti diye üzülürüm. Hande'nin döktüğü her bir gözyaşı damlası için ben mermi manyağı yapardım onu da. Siz dua edin, ölüyken yarım bıraktığı işi tamamlayamaz. Çağır şunu la. Çağır gelsin çıksın karışma. Mehmet yok. Ne oluyor la? Olur mu koruyayım ben de? Ya ne koruyacağım? Burada olsa ben parçalarım zaten. Sana mı bırakırım önce? He? Yok, kayboldu. Gitti, gitti. Cehennemin dibine gitti. Bana bak Akif Yamaner. Ben sana bir şey diyeyim. Ha bu iş burada bitmedi. Ya senin oğlun gelecek, o masaya oturacak, o imzayı atacak. Yarım bıraktığı işi bitirecek. Ya da ben onun işini bitireceğim. Sonra da gideceğim mezarın başına. Kupkuru bir özür dileyeceğim ondan. Tıpkı onun benim kızıma yaptığı gibi. Ah benim Mehmet'im, ah benim oğlum özür mü dilemiş? E üzüldü tabii o da. Ya sen ne diyorsun Emine Hanım Allah aşkına ya? Benim kızım aklını kaçırmış. Yer yerinden oynamış. Sen de dün lafa bak ya. Tövbe tövbe. Siz nereden çıktınız lan? İkide bir de geliyorsunuz. Film izler gibi izliyorsunuz. Akif amca biz şey için gelmiştik. Mehmet'i sormak için gelmiştik ama belli ki siz de bilmiyorsunuz. İyi günler. Mehmet diye bir oğlum yok benim. Hadi, hadi. Oğlum, oğlum. Mehmet'imden bir haber alırsanız bana bildirsiniz. Emi annem. Tamam, siz merak etmeyin. Bitti, biz gidelim. Siz dersiniz bana. Kara bir haber de olsa saklamazsınız değil mi? Tabii tabii. Zaten o böyle eğlenceye gitmiştir hayta. Sağ salim bulunur. Saygılar, hürmetler. Güle güle. Kolay gelsin. Oğlum sen mal mısın lan? Ha? Hani gerçeği söyleyecektik? Ne diye yalan söylüyorsun? Ben doğru olanı yaptım abicim. Kardeşim için bunu yapmam gerekiyordu. Allah Allah. Öyle mi ha? Bak bakayım Mehmet hala yukarıda bir yerde mi? Görürsen bir de el salla. Belki Süpermen gibi uçup gelir yanına. Lan adam yok diyorum sana lan. Yok anlamıyor musun? Dağa taşa mı düştü, kurda kuşa yem mi oldu bilmiyoruz ki. Şu an her neredeyse Turgut amcanın ya da Akif amcanın elinde olmasından iyidir abicim. Tamam mı? Ah ulan Mehmet ah. Hayır ne ara özür diledi ki bu Hande'den? Normalde böyle gerzeklikler sana özgüdür ama hayret. Çıkmadan aramış demek ki abi. Ya, aklına başka bir şey gelmemiştir. Gelme üstüme ya. Neyse iş başa düştü. Bana ordunun bir haritasını buluyorsun anladın mı? Gerekirse dağ dağ gezeceğiz, ova ova gezeceğiz ama kardeşimizi bulacağız. Tabii onlar bizden önce bulmaz. Lan hadi diyorum. Tamam. Sarı çizmeli Mehmet Ağa'ymış. Ben çulsuz Mehmet'im bir kere artık. Oğlum Mehmet, senin bu hafıza kaybını varan var ya bir işe yaramazsa sen bittin. Yemin ediyorum bittin sen. Aa, ama teessüf edeyim. Ederim. Yani olmuyor böyle. Sizin bol bol istirahat etmeniz lazım. Birazdan doktor bey gelip bakacak bu... Beklenmedik durumunuzla ilgili. Geçin bakalım yatağınıza. Yok ya çok sıkıldım ben. Yatmak hiç bana göre değil. Miş. Miş. Miş yani bak. Görüyor musun şimdi ben kendimle alakalı bir şey öğrendim. Öğrendiğim ilk bilgi. Ben yatmayı hiç sevmiyormuşum. Ama oturayım en azından ben. Şöyle. Ben doktor bey gelene kadar sizin sayımınızı takayım. Çıkartalım.
Hemşire Hanım, ben bir şey soracağım size. Bu bana seri yumruklarla saldıran kız tam olarak kimdi? Ah, o mu? Zeliş, Daş Kıran'ın deli kızı. Daş Kıran derler de bizim burada. Şakir amcanın da has kızı, göz bebeği Zeliş. Öyledir Şakir amcanın da göz bebeğidir ama ben aslında şeyi soruyorum yani. Bu Zeliş benden tam olarak ne istiyor, neden benim boğazıma çöktü? Onu merak ediyorum. Hani siz biliyorsanız bana söylerseniz. Şimdi siz böyle gökten çat diye düştünüz ya. Evet. İşte o düştüğünüz koordinatlar biraz sıkıntılıydı. Nasıl sıkıntılıydı? Şimdi şöyle. Şimdi böyle gökten düşünce çat diye. Olmasa elim eline hiç değmeyecek anne. Çok özledim seni anneciğim. Belki de ilk defa o kadar çok ihtiyacım var ki sana. Ne yapacağım ben anne? Bana bir yol göster. Şu an yanımda olsaydın ne derdin bana? Babam hep tıpkı annen gibi düşünüyorsun der. O zaman ya ben bir çare bulamadım bu işe ya da sen. Yoksa bu işin bir çaresi yok mu? Zeliş. Başına açmadığı bela kalmadı uğursuzun. Başına kara bulut gibi indi. Üstüne bir de sonar belasını geldi getirdi başına. Sen paraşütlü adamı düşüneceğine. Bu sonar belasından nasıl kurtulacaksın onu düşün. Ya sarı çizmeli Mehmet Ağa'dan parayı tahsil edeceksin. Ya da bu sonar bağ, bahçe ne varsa gelip alacak elinden. Etmezmiş gibi getirip içine Zeliş adında bir tane baş belası koymuşlar. Allah'ım ben ne yaşıyorum ya, ben ne yaşıyorum burada? Lan ben koskoca düğünden kaçtım, bu sağlık ocağından mı çıkamıyorum şimdi?
Sen benden ne istiyorsun ya? Düşsene benim yakamdan Sırganatu. Esas sen geldin bela oldun bize be. Zararımızı ödemeden hiçbir yere gidemezsin. Benim param yok, yok. Hı. O yüzden mi zengin sporu yapıyordun? Bilmiyorum neden zengin sporu yapıyordum. Hatırlamıyorum yani ben hiçbir şey. Kaçmayı hatırlıyorsun ama. Dön çabuk odana. Dur dedim. Beni vuracak halin yok herhalde senin değil mi? Ne yapıyorsun sen manyak? Aferin kızım. Ne güzel etmişim bak. Adamı vurmuşsun. Ağara kapatmışsın. Celiş ne yapayım? Hepten mi kaçırdın aklını? Ne yapayım baba? Adam kaçacaktı dedim ya. Nazlı gelir pansumanlıya. Hem saçma sıyırmış Şakir abi. Yok yok yok. Benim içime sinmeyin. Kalkın gidelim jandarmaya. Haydi. Artık iş yerinden çıktı Şakir emmi. Tek tek tüm suçlara bulaştık. Adam vurma desen var. Balık oyma desen var. Yardım yataklık desen var. Hepimiz girdik işin içine. Girdik. Bunların hepsini geçtim. Eğer jandarmaya gidersek paramızı hiç alamayız. Bunu aramızda halletmemiz lazım. Zararımızı ödesin, defolsun, gitsin. İyi deyin de kızım. Bu oğlan da ağaç kabuğundan çıkmadı ya. Anası babası vardır, bir arayanı soranı vardır. Ya iyi ya baba. Bir arayanı soranı varsa biz de duyarız, gider konuşuruz. Ama o zamana kadar burada kalacak. Zeliş haklı. O malların parasını alamazsak kışın biteriz biz. He. Uşak Kale. Hah. Tamam. Kendi kendinize ne ederseniz dedim madem. Aha gideyim ben. Sen iyi dedin Piko abi. Mübarek siz. İyi çöktü ha. Bıraksana hayvanları ya. Burası onların eviydi. Sen sonradan geldin bir de kışkışlıyorsun. Bak sen ne kadar güzel söyledin. Burası onların evi. Onlar ne? Hayvan. Ben neyim? İnsan. Bilemedim ya. Bence pek öyle değil. Yerini bulmuşsun gibi geldi bana. Sen hep böyle ukala mısın Sırganatu? Bana en son Sırganatu dediğinde ne olmuştu hatırlıyorsun değil mi? Vuracağım mı yine beni? Biliyorum ben sana ne yapacağımı. Ne oldu? Hiçbir şey yapmadın. Yaptım bile. Ne yaptın? İnsanlık edip yastığı sana getirmiştim ama hak etmiyorsun sen.
Bak görüyor musun ya? Benim burada bir tek yastığım eksikti. Ne yapacağım ben şimdi yastıksız burada? Ha? Sen geç dalganı. Üç gece burada kal da bak nasıl da yastık da yastık diyorsun sen. Üç gece mi? Ben hayatta kalmam burada. Kalma, kapı orada. Gidebiliyor muyum? Tabii, gidebilirsin. Sen bizim zararımızı karşıla, biz seni çarşıya bile bırakırız. Siz ne laftan anlamaz insanlarsınız ya. Ben hatırlamıyorum ki hiçbir şey. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ya hatırlamıyorsan kalacak yerin de yoktur. Otur oturduğun yerde. Bak ne güzel yer buldun buna mı? Hadi. Hadi. Bir şey soracağım. Bununla alakalı bir şey soracaktım zaten ben de. Niye bu kadar aksisi? Sana ne? Ben sana soru soruyor muyum? Yani soru soruyor muyum da bir soru. Hayır şimdi hemşire de söyledi. Yani sen üniversite falan da okumuşsun değil mi? Ne okumuştun? Ha, tarımla alakalı bir şeydi. Yani niye böyle bir yerde yaşıyorsun? Bak susmayacaksan bülbülün yularını ağzına bağlarım. Bülbül kim? Ha. Memnun oldum Bülbülcüğüm. İyi güzel memnun olduysan sus artık. Alo, Atilla niye yaptın lahande meselesi? Sorun çıkmadı değil mi? Hanımefendiyi havalimanına kadar bıraktım efendim. Bir şey çaktırmadın inşallah. Fark etti mi sen takip ettiğini? Gölgesi kadar sessizdim. İyi. Şimdi Mehmet bizden merhamet dilerken bir de Hande'nin vicdanıyla boğuşmayalım. Ne oldu la, buldun mu o soykayı bağı? İzini Süleyman be, henüz bir şey bulamadım. İyi o zaman o ikiz yırtop arkadaşları bul Atilla. Onlar bilirlerdir kankaların nerede olduğunu. Öyle ya da böyle elimi geçecek merak etme. Burnumu sürme konusunda gayet iyi koku alır. Atilla, senelerdir kokusunu bizden gizleyen bir kansız var karşımızda. Burnunu mu kullanayım, kulağını mı kullanayım, kafanı mı kullanayım? Nereye kullanırsan kullan, bul o Mehmet'i bana. Bulmadan da çıkma karşıma. Koparırım o burnunu, sokarım sen cebiye. Salak! Günaydın. Yavaş, yavaş. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen be? Nasıl ne yapıyorsun? Nasıl sen ne yapıyorsun? Ne yapmışım ben be?
Senin kafan benim omzumdaydı. Ne işin var senin burada? Ben öyle yaslanacak rahat bir yer arıyordum işte. Burası vardı, sırtımı yazdım. Ne var bunda ya? Hadi oradan be yalancı, sen benim tüfeğimi çalacaktın değil mi? Ben de senin tüfeğini çalacağım be. Senin gibi cani miyim ben? Cani sensin. Bana bak, uzak dur benden var ya, yoksa seni gebertirim. Ha, ben bayılıyordum zaten sana. Bayılma zaten. Uzak dur benden. Ben senden uzak duracağım. Hatta var ya bak, sen beni bıraksan ben şimdi çıkıp gideceğim buradan ama sen beni bırakmıyorsun ki. Yapışma dedik. Kim yapışıyor sana ya? Sen yapışıyorsun, daha ne yapacaksın? Allah'ın çirkefi ya, yemin ediyorum çirkef. Bana bak, sen sapık mısın yoksa? Doğruyu söyle. Sapığım ben. Ben sapığım. Burada zorla esir tutulan ben, vurulan ben. Alıkonulan ben ama sapık olan yine ben. Ben sapığım. Hey, hey! Ne oluyor burada? Ne bağırışınız? Hiç baba, konuşuyorduk hafızasıyla ilgili falan. Hafızasına tükürüyor. Buyur, afiyet olsun. Allah razı olsun. İyi, lafın bitince gel yanıma. Tamam baba. Bekleyeyim ha. Buna bak. Ye, iç, otur. Sonra da kim olduğunu hatırla. Defol git buradan. Hatırlamıyorum diyorum kim olduğumu. Ya ben kim olduğumu hatırlasam sence burada yaşamak istiyor olabilir miyim? Bir düşün. İstemezsin tabii. Zengin bir yerlerini ağrır. Zengin değilim ben. Nereden biliyorsun? Olsam hissederdim çünkü. Hiç yalan söyleme. Sen zenginsin, ben biliyorum. Sen nereden biliyorsun? Zenginler spor yapar, fakirler çalışır. Bu dünyanın düzeni bu. Hele böyle seninki gibi sporları sadece zenginler yapar. Peki tamam, diyelim ki ben hiçbir zaman hatırlayamadım kim olduğumu, ne olduğumu. Sen o zaman ne yapacaksın? Bunu hiç düşündün mü? Ha? Beni sonsuza kadar burada mı tutacaksın? Efendim? Duyamıyorum. O zaman B planına geçerim. Neymiş senin B planın? Zamanı gelince öğrenirsin. Hadi. Tabii tabii. Varsa bir B planın, zamanı geldiğinde öğreniriz. Kapıyı kapat. Allah'ım ben nasıl çıkacağım buradan geri? Her şey de dökülüyor burada ya. Girdik bir yola ama hiç içime sinmiyor. Vallahi benim de. Ama düşüneyim düşüneyim. Zeliş kız en doğrusunu yaptı. Oğlan hatırlasa da kurtulsak. He. Şakir emmi. Hı. Bence vallahi hatırlayayım. İki sert yapsak dökülür hemen. Selamünaleyküm Şakir ağa. Aleykümselam. Ula adamı vurduk vurduk, konuşsa o zaman konuşurdu. Doğru. Ben diyeyim ki bir hocaya götürelim. Okusun üflesin, belki kafası aç olur. Fikret, bazı çok andaval konuşuyum var ha. Hem de kızın hemşire hiç yakışıyor mu? Oğlan kafayı vurmuş. Üfürükle olmaz, doktor lazım ha. Gördün ne oldu? Ondan bekliyik zaten. Aslında benim aklıma bir şey geliyor emme. Ooo, Zeliş oğlanı bazı himmette de kılına zarar ettirmem. Yok ya, öyle değil. Vallahi olur bu iş. Hangi iş? Pırpır'ın gerçek kimliğini bulma işi. Ula durmuş. Çatlatma adamı da. Ne diyeceksen de. Bakın şimdi. Allah'ım ya, ben nasıl çıkacağım buradan ya? Ne oluyor? Niye çekiyorsun fotoğrafımı? Sana diyorum, niye çekiyorsun fotoğrafımı? Oğlum söylesene. Odamızın duvarına asacağız. Kes lan. Lan sen ne saygısız bir herifsin. Neden çekiyorsun fotoğrafı? Zeliş'i çağır bana. Naziye de kendine bir hizmetçi tut. Tamam, niye çektiğini söyle. Neyse, bunlar da iş görür. Neyin işini görecek? Niye çekiyorsun? Bütün köy rahatsız, yemin ediyorum. Bütün köy rahatsız ya. Yok, bu böyle olmayacak. Oğlum bak, senin kaçman lazım buradan Mehmet. Çalıştır kafayı, çalıştır kafayı, çalıştır kafayı Mehmet. En zayıf algıyı bulmam lazım benim.
kurtarır şimdi hadi. Yok artık ama ya. Yani bu devirde bir insanı sağlık ocağından kaçırıp aradıkmak da nedir? Ben de tam sizi bekliyordum biliyor musunuz? Yani böyle insan gibi sohbet edebileceğim görgü seviyesi yüksek birine ihtiyacım vardı benim. Ama aşk olsun. Herhalde bu kırılgan kollar bu çantayı taşımak için yaratılmadı değil mi? Alayım isterseniz ben onu. Alayım mı? Oraya oturun o zaman. Siz ben pansumanınızı yapayım. Ben geçeyim o zaman öyle. Ne yaptın? Var mı bir haber? Yok abi. Buradakilerin de haberi yok. Yani bakmadığımız yer kalmadı. Artık yapacak bir şey yok. Kendi imkanlarımızı bulamıyoruz demek ki. Ne yapacağız? Akif amcalara mı gideceğiz? Bin hadi. Bunlar da iyice abarttılar. Üzeliş de öyle. Daha da büyüdü ya, iyice dağlı oldu başımıza. Yo yani ben çok da suçlamıyorum onları. Onlar da kendilerince haklılar. Hem bak sağ olsunlar benim yanıma arkadaş da verdiler eşek. İşte tavuklar, at falan, Mehmet. Biz böyle Bremen mızıkacıların ordu şubesi gibi olduk. Mehmet. İsmin Mehmet mi? Hafızan yerine mi geldi yoksa? Ben gidip hemen haber... Dur. Yok ya öyle bilmiyorum ki benim adım Mehmet mi? Siz bana burada sarı çizmeli Mehmet A diyorsunuz ya, ben o yüzden Mehmet dedim. Ha. Yoksa ben hala hiçbir şey hatırlamıyorum. Anladım. Sizin adınız Naz'dı. Ay, evet, sonunda. Naz. Ben makas bulayım. Makas bulayım ben. Makas, ha. Ya hele sen o Türkçeyi o kadar akıcı konuşuyorsun ki, inanılmaz. Makas. Aslında burada doğup büyüdüm ama öyle onlar gibi kaderime razı gelmedim, geliştirdim kendim. Kendimi. Genel kültür falan. Genel kültür falan. Çok belli oluyor zaten maşallah. Ben yaranızı açayım. Aç sen yarayı. Yarayı açan Zeliş olduk, kapatan sen olacaksın belli ki. Sen bunu tanıyın mı lan? Ha? İyi bak, hanımın mı? Lan mıstık! Gel bakayım buraya. Ha bunları al, komşu köye götür. Tüm ahaliye sor bakayım, ha bu helikopter böcüğünü tanıyan biri çıkacak mı? Sanmayayım ama sorarım. Niye la? Komşu köyde zengin bir yaşasaydı, sırtına poşet bağlayıp yamaçlar aşağı sallandırmazlardı akıllı. He doğru değil. La sanatçı olacak adamım aslında da, değerim bilinmeye. Neyse. Ya ben aslında moda tasarımı okumak istiyordum ama işte kısmet. Kesinlikle okumalısın ama. Taşkıran'da en çok ihtiyaç duyulan şey bence. Hatta sen okusan ordu moda akımında bayağı önce olursun. Ben adım gibi eminim buna. Adını hatırlamaman dışında sorun yok tabii. Hatırlamıyorum. Hiç yok. Nazlı koş. Ne? Koş değil aşağı. Ne? Kes bandı buraya. Ne? Bizim sarı kız sabırsız çıktı desem önce çantamı alayım. Haydi. Haydi.
basmana devam edelim, tamam mı? Tamam, hiç acele etme. Tamam, tadını tamam. Çıkarsın yani. Bir insan kaç kere doğuyor ki tamam, zaten. Tamam. Ah Nazlı, ah Nazlı. Ayran gönüllü Nazlı. Herkese güvenmeyeceksin böyle. Kayıp ihbarında bulunmak istiyoruz. Arkadaşımızın adı Mehmet Yamaner. Dün sabahtan beri ortada yok. Şu kendi düğününde firar eden Mehmet Yamaner mi? Kim bu? Alo. Alo Kıvanç. Benim lan Mehmet. Lan hangi cehennemdesin sen? Kaç gündür kayıp demiştiniz? Kim o? Kıvanç bak benim çok az vaktim var oğlum. Korkunç çok garip bir köyde ben esir tutuluyorum. Ne? Saldırgan yerliler arasında kaldım lan. Yamyam bunlar resmen. Adamlar bana ismimi tekrardan lakap olarak geri taktılar. O ses ne öyle ya? Oğlum bak benim manyağın birisi esir aldı. İlk önce beni dövdü. Ondan sonra silah sıktı, vurdu beni. Şimdi de bir tane ahıra kapattı. Ne anlatıyorsun oğlum sen ya? Ulan yanımda tavuk var, eşek var. Sürekli bir tane atla bakışıyorum. O ayrı bir agresif zaten. Zor durumdayım. Beni buradan kurtarmanız lazım. Canım tehlikede diyorum Kıvanç. Benim canım tehlikede. Bak şimdi ben size konum atacağım. Hemen gelip beni buradan alacaksınız, tamam mı? Ama sakın polise falan gitmek yok. Polise gitmiyorsunuz. Abi kalk gidelim mi? Ne oluyor? Ya komiserim bir kalk. Komiserim bir yanlış anlaşılma oldu. Bizim de acil bir işimiz çıktı. Yok yok biz... Vaktinizi aldıysak çok özür dileriz. Yani hayırlı işler diliyorum. Bir dakika bir saniye. Gel buraya gel. Oğlum çekiştirme çok pardon. Kıvanç. Oğlum siz karakolda mısınız? Gel bir gel. Oğlum, tabii ki karakola geldik. Ne bekliyordun ya? Oğlum bak çekiştirip durma yiyeceksin yumruğu şimdi ha. Çıkın oğlum hemen çıkın oradan. Mehmet! Ulan sen iyi misin? Beyler bak iyi dinleyin beni. Bu durumdan asla babamın haberi olmaması gerekiyor, tamam mı? Bak eğer babam bunu öğrenirse ben biterim. Yemin ediyorum biterim ben. Bunu bir şekilde halledin, çözün. Gelin beni buradan kurtarın. Oğlum saçmalama, nasıl kurtaralım biz seni ya? Ulan her türlü itliğe sizin bir tane planınız var. O kafanız zehir gibi çalışıyor itlik olduğu zaman. Atacağım işte konum. Gelin nasıl kurtaracaksanız kurtarın. Kurtarın beni buradan. Çıkmam lazım benim buradan. Tamam tamam kardeşim, sen bir sakin ol. Biz senin yanına geliyoruz şimdi, tamam? Tamam bak takip edilmediğinize emin olun ha, tamam mı? Neydi şimdi bu yani? Gelin kurtarın diyor. Neyiz biz? Ajan mıyız? Bilmediğimiz güçlerimiz mi var bizim? Anlamıyorum ki ya. Oğlum bir dur, bir dur. Ne? Lan takip edilmeyin dedi ya. Başka planım var. Efendim? Alo. Efendim, Mehmet'in o zirzov arkadaşları karakola geldiler. Ama geldikleri gibi de gittiler. Peşlerini bırakma sakın ha. Vallahi ani bir manevrayla arabayı burada bıraktılar. Karşı taraftan da taksi çevirip gittiler. Takip edemedim. Beceriksiz! Ulan bari karakola girdi, sor bakalım niye gelmişler oraya? Karakoldayım efendim, öğrendim. Hiçbir şey yapmamışlar. Kayıt yok, tutanak yok. Bu üç salak şör bir haltlar karıştırıyor da. Dur bakalım altından ne çıkacak. Bana bak, gözünü açık tut. Bir şey çıkarsa da haberdar et beni ha. Anlaşıldı efendim. Evet. Bir an önce pansumanı yapalım da mikrop kapmasın pis yerde. Kapmasın, kapmasın da. Sen ne yaptın? Çocuğu ikna mı ettin kendisi doğması için? Bu kadar çabuk beklemiyordum ben seni. Yanlış yerlenmiş. Gazmış sadece. Gazmış sadece. Anladım. Demek ki insanlar seni görmek için gaza geliyorlar. Ah telefonum. Telefonum çalıyor. Kim ya? Dur şu Alo. Alo Mehmet. Bak bizimle dalga geçiyorsan vallahi mahvederim seni. Mehmet mi? Alo. Alo kimsiniz? Alo Mehmet. Allah. Kardeşim benim Mehmet'e benzer bir halim var mı acaba? Allah Allah. Lan ne oluyor oğlum? Yanlış numara herhalde. Herhalde. Demek ki yılın bu mevsiminde sarı çizmeli Mehmet Ağlar artış gösteriyor. Toprağa düşen ilk sarı çizme Mehmet Ağlar da bizim köye düştü. Ya, iyi halt etti. Fiko amca, yetsin mi acaba artık? Adamın fotoğraf albümüne çevirdin evimizin duvarlarını. Ay evet yani baba.
Senin yüzünden sarı çizmeli Mehmet daha zehirlenmesi yaşayacağız. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Her açıdan görürsün. Hem fazla fazla basmışız da ziyan mı edelim? Ha, işe yarasa da bari bulsak anasını babasını. Sahiplendiremezseniz sizin olsun Şakir amca. Beslersiniz. Kızım enik mi bu? Tövbe tövbe. Allah korusun adam bir hareketiyle binlerce lira zarara soktu bizi. Herhalde böyle temelli kalsa bağımızı bahçemizi kurutur bu uğursuz. Paramızı versin sonra defolsun gitsin. Oğlum! 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 Sonunda buldum seni. Nerede benim oğlum? Nerede? Nerede benim oğlum? Teyze, anası mı oluyorsun sen bu adamın? Tabii anası olayım ga. Tövbe! Aha! Nerede benim oğlum? Nerede benim satılmışım? Nerede benim oğlum? Nerede benim satılmışım? Ay, satılmış mıymış adı? Hiç aklıma gelmezdi. Bu tipten satılmış. Daha satılmadan mı satılacak inşallah fahiş bir fiyata. Yavaş çekiştirme. Yürü. Manyağın biri vurdu çünkü beni. Hadi. Oğlum! Canım oğlum, has oğlum. Canımın eşi, her şeyim. Oğlum, yavrum, has oğlum. Teyzem, teyzem sen has kimsin? Oğlum. Ne oluyor? Annen işte. Bak, bak sen benim oğlumsun işte, aha. Bu ne? Kızım, tamam. Biz bu işi çözdük galiba. Anasını bulduk, ben rahatladım. Anne? Annem benim be! Annem sen neredesin? Annem benim, annem benim. Nerelerdesin sen? Hatırladın mı sonunda? Kimsin sen, adın ne? Adım yok, ben adımı hala adım... Anne benim adım ne? Neydi la sen adın? Haydi, bunlar da genetik herhalde. Sen bana yine isim koyarsın annem, hadi gel gidelim biz. Hadi gel. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika teyzeciğim, sen kimsin, nerede oturuyorsun? Ana! Ana! Aha. Ana! Ana, oh! Neredesin ya? İyisin değil mi? Allah sizden razı olsun. Dağ tepe arıyordum. En son bir bu tarafı gösterdi de buldum. Aha, sadece anan değil, kardeşini de bulduk. Bulduk hepsini, hadi gidelim. Benim böyle bir kardeşim yok. Niye? Bir kabahati mi oldu? Yok dayı, benim bütün kardeşlerim köyde. Neyse, bizim yolumuz uzun. Allah sizden tekrar razı olsun. Ana, biz gidiyoruz artık, hadi. Tüh. Ulan sen ne yalancı, ne üçkağıtçı bir herifsin. El alemin kadınına anne diyorsun. Tamam, el alemin kadını da geldi bana oğlum dedi. Nereden bileyim ben, benim hafızam mı var, hatırlamıyorum ki. O kadar içten oğlum diye sarıldı ki ben de annem zannettim kadını. Yalan söyleme, kadınla kaçacaktın az kalsın. Ya ne kaçacaktım, annem zannettim, gidecektim işte kadınla. Ben de bir tane fotoğraf gördüm, nerede o? Al. Bu ne? Bu ne Zeliş? Sen yakında mezatçıya da götürürsün beni. He. Çok az kalmıştı be. Çok az kalmıştı. Az kalsın yırtacaktım. Dur, ne oldu? Yırtamadın ama. Onu mu diyorum ben be? Fotoğrafı diyorum, az kalsın yırtacaktım. Hı hı. Kesin öyledir. Sen biraz önce buradan kurtulmak için bir annenin duygularıyla oynadın. Asıl o benim duygularımla oynadı. Ben nasıl onun duygularıyla oynadım? Ben bir saniyeliğine bile olsa annemi bulmanın mutluluğunu yaşadım. Bu ne demek sen biliyor musun? Sen ne biliyorsun be? Sen benle ilgili ne biliyorsun? Yanına yaklaştırmıyorsun ki sen beni Zeliş. Ben ne zaman seninle insan gibi konuşmaya kalksam ya itip kakıyorsun ya da çekip vuruyorsun beni.
Başka türlüsünden anlamıyorsun çünkü. Anlayabilirim ama. Sen bana anlatsan. Birazcık bana içini açsan. Ya sen kimsin? Ben sana neden içimi açacakmışım? Ben senin bu hırçınlığının sebebini biliyorum. Sen içindeki fırtınayı bastırmak için yapıyorsun bunu. İçinde hiç dolmayan o boşluğu doldurmak için. Bravo Mehmet ağa, bravo. Kendini bilmiyorsun ama kendinden başka herkesi biliyorsun, tanıyorsun maşallah. Seliş. Ben senin o içinde gizlediğin ürkek, kırılgan ruhu görüyorum. Hiçbir şey görmüyorum. Sen şimdi de buradan kurtulmak için bana mı yürümeye karar verdin? Var ya, sen hiçbir şeyi hak etmiyorsun. Bencilsin. Çıkarları için, istedikleri için her şeyi yapabilecek olan bir bencilin tekisin sen. Ben mi bencilim? Senin yüzünden başıma geleceklerden haberim bile yok. Ne gelecek senin başına ya? Ha? Ne gelecek? Sadece senin mi ürünlerin mahvoldu? Herkesin ürünü mahvoldu. Kim senin kadar ağladı Zeliş? Kimse senin kadar ağlamadı. Senin yüzünden katlanacağım şeylerden haberin bile yok. Neye katlanacaksın? Ha? En fazla daha fazla çalışmak zorunda kalacaksın. Keşke benim param olsaydı da ben çıkartıp çarpsaydım. Böyle çarpılır işte. Bir daha benimle böyle konuşursan bu tokadın mumla ararsın. Zeliş. Ben senin yalnız olmana şaşırmıyorum artık. Sen kimsenin sevgisini hak etmiyorsun. Bana yalnız diyene bak. Tüm orduya haber saldık. Kimse sahip çıkmadı. Kim sevilmeyi hak etmiyor acaba? Oğlum sen. Kimsenin sevgisine ihtiyacım yok benim. Hem sen ne bilirsin ya? Gelecek kış bir elin yağda bir elin balda yaşayacak olan sensin. Ama ben kim bilir ne halde olacağım. Ne halde olacakmışsın? Hiç. Zarar ettik ya, onu diyor. Bir şey diyeceğim Zeliş. Sen bu zarar olayına çok mu takıldın? Bana mı öyle geliyor? Hepiniz ağız birliği mi yapıyorsunuz Aslı? Herhalde çok takılacağım. Başka bir şey var gibi geliyor bana. Değil mi? Neyse. Ne olacakmış Aslı? Tamam ya. Sen de uçurtmalı yani. Kızıp kızıp bana patlıyorsun ha. Tutamıyorum. Şurada bir yerde gösteririm. İyiyim, iyiyim. Nasıl bir yerdeyiz biz ya? Burası olabilir mi? Ahır gibi bir kokuyor biraz. Ha? Mehmet. 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 Kıvanç. Mehmet. Lan bulduk. Lan bulduk. Mehmet. Bağırmayın, bağırmayın, bağırmayın. Niye? Bekleyin, geldim. Buradayım, buradayım. Dur, geldim. Tamam, tamam. Sen bekle şimdi. Panik yapma, tamam. Geliyoruz kapıya. Bekle, yürü. Hayır, 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 hayır. Gel, gel buraya gel. Niye? Ön taraftan sakın gelmeyin, tamam mı? Sizi görmedilerse de görürler kesin. Buradan çıkacağım. Başka çıkış yok. Bunları sökeceğiz. Sökün şunları. Bunları mı? Evet, sök. Çık alttan, çık. Millet kuleden prenses kaçırır. Biz ahırdan kardeşimizi kaçırmaya çalışıyoruz. Ben... Kardeşim kusura bakma, bir dahakine sana göre bir lokasyon seçeceğim ben. Ben tercih ettim ya burayı. Oğlum bir şey diyeceğim, sen nereden buluyorsun bu delileri? Kim bu adamlar ya? Adam değil. Zeliş. Zeliş mi?
Al. Sen onu bunu bırak da bana dürüstçe söyle. Bu çocuk kim olduğunu hatırlasa, parayı da çat diye ödese, arkasına dönüp bakmadan gitse, ne yaparsın? Parayı sayarım. Güven olmaz bunlara. Galbin hiç sen ne yapıyorsun ya demez mi yani? Demez. Aferin Zelişler, kimseyi mağdur etmedin der. Zeliş! Zeliş! Kızım koş! Oğlanın kim olduğunu bulduk, koş! Kız koş! Kız. Haydi! Koş! 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 Ay! He, o da kimmiş? Nereliyim? Ne yapacaksın, nereli olduğunu ne edeceksin? Belki hemşeri çıkarız. Durmuş kimmiş bu? Sohbetiniz bittiyse açıklayacağım. Durmuş kimmiş bu adam? Neciymiş? Çocuğun adı Mehmet. Mehmet. Aa, zengin zengin. Şehirden biri tanımış bunu. Sonra neden mal getirip götürüyor bu? Utanıdı, o söyledi. Abi. Ey Allah. Bu kışı da kurtardık la. Bu kışı da kurtardık Zeliş. Gel. İçeride biri var mı? Var, eşek var, at var, tavuk var. İstiyor musun? Yavaş. Gel. Tamam. Bacağıma dikkat et. Yavaş. Oh. 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 Tamam. Yavaş. Yavaş gel. 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 Oğlum orası nasıl bir yer? Gel, gel dur. Dikkat et. Dur, dur dikkat et. Şşş tamam. Yerler var. Nereye gideceğiz buradan? Manyak mısın sen? Ulan. Çekil. Zeliş. Kızım gid onun peşine de bir delilik etmesin. Diyor hayatı. O kadar elimize tuttuktan lazım olacak. Oğlan kaçmış görüyor musun? Hayır madem kaçacaksın. Kapıdan kaçsana ne diye duvara deliyim. Neyse şimdi jandarmaya da haber vermeyik. Çok fazla uzağa gidemez. Arayıp bulacağız o halini. Haydi. Zeliş. Kabu ne abu? Az rahat dur. Ne oluyor? Bu sefer çok yaklaştık baba. Ne olur bana engel olma. Ben kaçağı bulmaya gideyim. İster peşimden gelsin. Şakir abi. Ben de gideyim. Tutma beni. He tutma. Gideyim ben. Gittim. Allah. Biz de çabuk çabuk koş. Koş. Çok ah. Ah. Ah benim deli kızım. Ah. Yavaş yavaş. 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 Mehmet! Oğlum, oğlum lan yürüyün, vurduracaksınız hepimizi. Ya bizi niye vuruyor ya? Ya baktık çok yaklaşıyor deriz. Al yakaladık bunu bacım. Bacım ne lan? Oğlum sen ne ara yeni kelimeler öğrendin? Kıvanç! Lan! Yürü, yürü. Bu kıvanç! Boşa sıkma, has kızım şunları. Gözdağı vermek için bunlar da lazım Fiko abi. Ha bu mesele kapansın, o tüfeği kaldır batacağıma, haberin olsun. Acele edersek zaten buluruz baba. Bu şehir çocuğu dağ bayır bilmez. İkiye ayrılalım. Siz köy yoluna gidin. Ben de aşağı yola gideceğim. Hadi. Dağıl hadi dağıl. Haydi git. Haydi. Haydi. Ya böyle gidelim. Tövbe. Oğlum bunlar nasıl insanlar ya? Bak bizim ne yapmamız lazım biliyor musun? Bir an önce polise gidip bunları şikayet etmemiz lazım. Bitti. Olmaz hayır. Niye olmuyormuş? Olmaz abi. Ben zaten yeterince afiş oldum millete. Bir de kaçırılan adam diye gazetelere çıkamam tekrar. Düğünden kaçan damadı havada kaptılar. Sen ne kadar komik bir çocuksun ya. Oğlum bunlar senin peşini bırakmayacak gibi ben sana söyleyeyim. Lan adını öğrenmişler lan adını öğrenmişler. Lan madem polise gidemiyoruz, biz Akif amcanın yanına gidelim. Hem eski toprak onlar sonucunda kurtarırlar biz bu beladan. Kardeşim bak ben gidip babamdan yardım isteyeceğime, o ahıra tekrardan geri girerim daha iyi. Püh! Ya moralinizi bozmayın. Pırpır'ın kim olduğunu biliyik artık. Bilik de adam bulmadan ailesine ne diyeceğiz? Biz esir aldıydık şimdi kaçırdık mı diyeceğiz?
Şakir abi! Nettiz! Geldi gene. Kaçırdık, bulamadık. Yapma ya! Zengin uşağımış herhal. Öyle duyduk. He. Cevap verme şuna baba. Benim de seninle konuşacaklarım var demme. Konuş. Şimdi sırası mı baba? Daha mühim meselemiz var. Benim konuşacaklarım da ecük. Mühim bir mesele Şakir abi. Allah Allah. Gel bakalım. Baba. Şu zengini şu an aramayacağız mı? Sonra konuşursun, yeri mi şimdi? Şakir abi, sen işte doğru diye. Ne edeceğimize karar vermemiz lazım. He, acil durum planı şart. He. Soner. Senle konuşacağım benimle. Şimdi durumlar şöyle Şakir abi. Hı. Neyse. Sizin de derdiyiz başınızdan aşkın. Yarın bir kahve içer, uzun uzun konuşuruk. Hadi kolay gelsin. İyi hadi gidiş yani. Deliş. Suyu kapat, suyu. Yarına kadar borcunu ödedin, ödedin. Ödemedin, baban her şeyi öğrenir ona göre. Zeliş, ne edecek şimdi? Ne edecek? Bir tas su içecek. Yok öyle Yağmur. Gelin benimle. Zeliş. Gidik gene. Haydi. Zeliş. Allah'ım deli kız, deli kız. Zeliş. Bura, bura, bura. Hayır. Lazım değil mi? Nerede? Ha. Şükür rezaletten eser kalmadı. Hasibe. Emine ile babam gelmedi mi hala? Yoldular Akif Bey, gelirler şimdi. İyi güzel. Ha, geldiler herhalde. Buyurun. Oldu, 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 oldu. Akif Bey! Akif Bey, durduramadım. Zorla girdiler içeri. Ne oluyor? Siz kimsiniz? Ne oluyor böyle? Oğlunuzun bize borcu var. Siz kimsiniz kardeşim? Ne yapıyorsunuz siz? Akif Bey, biz Daşkıranlı. Senin oğlun hepimize borcu var. Hem de tam 1 milyon TL. Ha. Kardeşim, ne anlatıyorsunuz? Kimden bahsediyorsunuz? Anlamıyorum ki. Ha, gündüz gündüz ev basıp para mı topluyorsunuz? Gece mi gelseydik? Oğlunuz bizim tepemize düştü. Tüm ürünleri zayi etti. Zararımızı karşılayacaksın. Ben neden bahsettiğinizi, kimden bahsettiğinizi anlamıyorum. Bu senin oğlun değil mi? Senin bu oğlun paraşütle geldi. Bizim bütün sene çalıştığımız emeğimizi heba etti. Mal satmaya giden konvoyumuzu yerle bir etti. Yok, benim oğlum değil. Benim oğlum Avrupa'da okuyor. Yok, yok. Yurt dışında değil, Daşkıran'da. Sağa da yalan söylemiştir o. Bu resimdeki benim oğlum değil. Tanımıyorum. Benim oğlum olsa şimdiye kadar peşine düşmez miydim? Aramaz mıyım? Bak, kayıp aranıyor yazıyor. Zeliş. Adam haklı. He. Dediği doğru bir yerde. Ha, bir yerde. Oğlum elimizden kaçmasaydı getirecektik ama kaçtı. Benim böyle bir oğlum yok. Şimdi sizi dışarı attırmadan hemen çıkın gidin buradan. Güvenlik! Aha! Senin yalan söylemediğin ne malum? Ha? Belki oğlunu korumak için diyor. Sizin yalan söylemediğiniz ne malum ha? Para koparmak için. Hı? Güvenlik! Doğru konuş, ilancı değiliz biz. Güvenlik! Oğlum ben doğru konuş. Atın bunları dışarı. Hadi. Hadi. Sizle mi uğraşacağım? Güvenlik neredesiniz? Çıkın. Hadi. Hadi bırak, sizle uğraşacağım ya. Gündüz gündüz. Hadi. 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 Had
dışarı. At dışarı. Adam sahibini. Kızım. Kızım bırakma kızıma. Kızıma yapma. Senin adam sahibi bu lan. Adam sahibi. Ulan hemen seni bir elime geçirsem paramparça yapacağım. Sakin ol. Sakin ol. Bırak seni. Hoş geldiniz. Ne oluyor? Kim bunlar? Öyle köylüler kooperatiften pazarlık için gelmişler baba. Önemli bir şey yok. Hadi içeri geçelim. Niye içeri aldın bunları? Kapı açık girmişler işte. Burada mı konuşacağız baba? Hadi içeri. Hadi Emine. Dur. Ben seni öyle görünce Mehmet'imden haber var sandım. Senin Mehmet diye bir oğlun yok. Unutacaksın onu. Hadi baba. Hadi Emine, hadi. Kapının ağzında konuşuyorsunuz her şeyi. Baba. Geberteceğim onu. Bulup hem canını alacağım hem parasını. He kızım, he. Bulursan alırsın. Oğlanın yeri yurdu muamma. Gör ki nereye kaçtı gitti. Ben çok ümitliydim ya. Adam belki yalan söyleyeyim. Lan siz de herkesten işkilenir oldunuz ha. Adamın oğlu olsa merak etmez mi? Aha. Oğlan tepemize paraşütle uçtu dedi. Herif hiç umursamadı ya. Şakir abi doğru değil. Bizim sarı çizmeli Mehmet Ağa, Yaman Ali'lerin oğlu Mehmet Ağa değil. İster Ahmet olsun ister Mehmet. Bulacağım ben onu. Oh. Kızım yavaş ya. Zeliş bir dur bir dur. Şur, kaybolla. Tamam usta. Ne var? Yarını bekleyemedin mi? Ya adamı kaçırmışsınız. Ya gökten para yağmış resmen. Ama hallem etmişsiniz. Yine adamı bulamamışsınız. Ama bak bu köy bu yüzden gelişmiyor işte. Kimse gözünün önündeki fırsatı göremiyor. Beni neden çağırdığını söyleyecek misin? Tahsilat zamanı ya. Hani getirdi mi parayı? Soner, oynama benimle. Bal gibi de biliyorsun getiremeyeceğimi. Bu olmadı ama. Biz seninle böyle anlaşmadıydık Zeliş. O zaman bu senetler ortaya çıkar. Getirmeyeceğim demiyorum. Borcum borç. Sadece biraz zaman istiyorum. Kaç yıldır yüz yüze bakıyoruz, ayıptır ya. Doğru. Bakıyız de. Sen sadece bakayım Zeliş, hiç görmeyin. Ne diyorsun sen ya? Gör beni daha. Cidden hiç mi anlamadın ya? Vallahi mı? Demek o kadar görmedin beni Zeliş ha. Oysa ben senin bastığın toprağı bile seveyim kız. Bak sen bana bir he de, ben bu senetleri yakar atarım. Sen bir he de, ben senin için dünyayı yakarım. Beni bu senetlerle mi satın alacaksın yani? Seni kim satın alabilir Zeliş? Gökyüzünü satın alabilir mi insan? Denizlere sahip olabilir mi? Anca mavisinde kaybolmak istersin. Öyle boğulup gitmek istersin. Sen nereye bakarsan ben oraya kanat çırpar. Yoksa bir kuş nasıl uçsun değil mi? Soner, senin o kanatlarını yırtar, yediririm sana. Böyle metiyeler dizince adiliğini saklayabileceğini mi sandın? Borcuna karşılık beni istiyorsun sen. Sen bu kadar mı aşağılıksın? Bu kadar mı alçaldın? Ben diyeceğimi dedim Zeliş. Sen nereye bakarsan ben oraya kanat çırparım. Madem ki sen bana aşağıdan bakayım, o vakit ben de aşağıdan uçarım artık. Kader.
Şakir emmi evde değil mi? Dur! Kimsenin sevgisini hak etmiyor. Güle güle sarı çizmeli Mehmet Ağa. Güle güle. Çuvalın ağzını yarısı yere gideyim. Ben hiçbir bir şey bilmiyorum. Baba! Lan iyi çalış, iyi çalış. Elin kenarıyla nazı nazı iş yapma. Daha orayı kapattıracağım sana. Ha bu ağır bal dök yala olacak ona göre. Baba! Lan hiçbir bir şey bilmiyorum. İyice açsana çuvalın ağzını yarısı yere gideyim. Allah Allah. Gel benim deli esen rüzgarım. Buyur es. Mehmet. Ben gidip şeye bir bakayım ne olmuş, değil mi? Ne işin var senin burada? Konuşsana be adam. Ha, ben anladım. Babam seni yakalayıp geri getirdi. Sen benim babamın fırtınasından kaçabileceğini mi sandın?
Kaçmıştım. Hatta birkaç dakikalığına da olsa senden uzaklaşma fikri çok cazip gelmişti bana. Ama ondan sonra düşündüm. Fikrimi değiştirdim, geri geldim. Ben borcumu ödeyene kadar burada sizin için çalışacağım. Sen ne yaptın ettin? Beni kendine tutsak ettin Zelişan. Koy verdin gittin beni, oy koy verdin gittin beni. Allah'ımdan bulasın, oy Allah'ımdan bulasın. Kimse almasın seni, kimse almasın seni. Yine bana kalasın. Kimse almasın seni, oy kimse almasın seni. Yine bana kalasın. Sevdim senin aşkın. Ciğerlerimi dağlar. Hiç mi düşünmedin sen? Hiç mi düşünmedin sen oy? Sevdun böyle ağlar. Sevdun böyle ağlar. Hiç mi düşünmedin sen? Hiç mi düşünmedim sen oy sevdun böyle ağlar, sevdun böyle ağlar. Dağın arası, oy iki dağın arası. Yüzünden silinmesin, yüzünden silinmesin. Niçahımın yarası. Yüzünden silinmesin, oy yüzünden silinmesin. Niçahımın yarası.